beş benzemez, altı benzemez olması önemli değil, hatta iyi. Yani elbette ki hepsi aynı şeye benzeseler asıl korkmamız, endişelenmemiz gerekir. Dolayısıyla hani biz bir tek parti rejiminden kurtulmaya çalışıyoruz. O yüzden benzemesinler zaten birbirlerine. Ama uzlaşma kültürü önemli. Yani Almanya'da da işte bir hükümet kurulması için aylarca beklendi. Üç benzemez parti bir arada çok uzun müzakereler yaptılar. Ama bu kapanıyorlar ve hani bir ay çıkmadan gerekirse her gün toplanarak, mesafe kaydederek, belli noktalarda uzlaşarak bir şeyle kamuoyu karşısına çıkıyorlar. Bunu yapabilmek lazım. Yani uzlaşma kültürünü geliştirmek. Belli ki Türkiye Erdoğan'dan sonra koalisyonlar ülkesi olacak. Kaçınılmaz olarak. Yani biz artık daha güçlü bir lider peşinde değiliz. Biz güçlü liderliği def edecek, fesh edecek bir uzlaşma rejiminin arayışındayız. Bunun bilincinde olarak bu altı benzemezin, beş benzemezin birbirine benzemesi değil, asgari noktalarda uzlaşmasını bekliyoruz. Bu asgari noktalardan biri bir ortak aday mıdır? Elbette odur. Yani bir gelinecek noktada odur. Ama zannediyorum öncelik burada değil. Öncelik belli bir ilkede, parlamenter rejime dönüş kararlılığında, hukuk devleti arayışında. Ben şu anda çok adaylık konusunun gündemde geleceğini zannetmiyorum. Elbette herkesin kafasında bir şey vardır, yol haritası vardır. Elbette Kılıçdaroğlu'nun da var. Ben de senin gibi gözlüyorum. Yani son çıkışlarına da baktığımda giderek daha ön plana çıkardığını, hem kendisini hem partisinin onu öne çıkardığını görüyoruz. Bu da gündeme gelecektir. Belki de görüşüyorlardır ikili buluşmalarda, ama zannediyorum bu altılı toplantının asıl önemi parlamenter rejime dönüş kararlılığı.